İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi. Düzenlediği basın toplantısında asfalt çalışmalarının birinci etabını anlatan Fatih Tosyalı, ikinci etap çalışmaları ve ardından yapılacak işleri anlattı. Halkın talep ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye gayret ettiklerini belirten Tosyalı, okulların bünyesinde yapımına başlanan spor alanlarına da sunumunda yer verdi. Asfaltı bir haftanın içerisinde tamamlamış olacağız. Şimdi ikinci etabımız başladı. İkinci etabın da hikayesi şöyle. Bu 55 bin ton 13 milyon 900 gördünüz. Şimdi biz normalde bir yıl içerisinde 55 bin ton hemen hemen hiçbir ilçede asfalt gerçekleşmemiş. Normalde biz diğer ikinci etabımızı şeyde planlıyorduk. Önümüzdeki yıl yapmayı planlıyorduk. Baktık ki ham madde fiyatlarında düşme oldu. Hemen biz bir ihale daha yaptık. Onu da şimdi göreceksiniz. Biz 65 bin tonu 55 bin tondan çok daha uygun alıyoruz. Bunun da sebebini biraz da şöyle oldu. Onu da özellikle bilmenizi istiyorum. Bu fiyatlardaki avantajı tamamen İskenderun Belediyesi'ne olan güveni arttırmaya çalıştık. Biz göreve geldiğimiz gün ilk 2-3 ay içerisinde ilk piyasa olan borçlarını sıfırladık. Basın toplantısında tüm ihalelerden elde edilen tasarrufa vurgu yapan Başkan Tosyalı, hizmetlerde maliyetleri düşürerek borçlanmadan yola devam etmek kararlılıklarına dikkat çekti. Basın toplantısının ardından İskenderun'un en güzel doğal zenginliği olan yaylalarında başlayan yol açma ve asfalt çalışmalarını yerinde göstermek için gazetecilerle beraber yayla yollarına çıkan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tüm ihtişamıyla yaylaların dokusunu koruyarak bölge halkının yaylalara ulaşımını en konforlu hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şey yaptı. Mesela kamp, çadır kamp alanları oluşturabiliriz. Gençliği buralara çekebiliriz. Onlar da zaten gördüğü zaman muhakkak buralarda bir hareketlenme olup birilerinin dikkatini çekecektir. Buralarda yatırım yapma imkanı olacak. Mahallelerimizin yaylalarına gidecek alternatif olarak kullanabileceği yol yaklaşık 8 metre, 8 kilometre burası. Burası ana yolu başkanım. Ana yolu. Bunun için alternatif bu oldu. Yani çıktığımız yolun bir de iniş. Evet. Bir alternatif de bu. Başkanım ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Anlat bakalım bu buranın faydalarını. Buranın faydası sayın başkanım bu ana yol. Yani denizcilerden İskenderun'dan Alan Yaylası'na kadar ta Kırıkhan'a kadar giden yol. Kullanılan yol bu. Evet. Yani karşı yol da aynı ama bu yol daha yakın. 8 kilometre kilometresi. Orada biraz daha uzak. Bu yol çok güzel bir yol oldu. Yani yapıldığında herkesin kullanabileceği. Herkesin kullanabileceği. Bak diyorum ki Kırıkhan'a giden yol. Başkanım Kırıkhan'a giden kadar giden yol burası. O yolla gidiyor. Ama burası 8-10 kilometre daha kısa. Yolu kısaltmış oluyor. Hem de yani bütün vatandaşlarımıza çok iyi bir hizmet. Evet. Elinize yüreğinize sağlık başkanım. Evet. Teşekkür ederiz. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Yok sağ olun. Evet. Başkanım soru sorabiliriz. Tamam. Şimdi ben buralarla ilgili zaman zaman çekimlerde, haberlerde yaptım. Evet. Gerçekten bölge coğrafi özellikler bakımından ışı benzeri olmuyor bir gördüğünüz. Doğal bir güzelliğe sahip. Doğal güzellikler evet. Çok güzel. Siz yollarla ilgili sorunları da çözüyorsunuz. Evet. Bölgemizin en çok ihtiyacı olan yatırımlardan birisi de yayla turizmi. Kesinlikle doğru. Bu konuyla alakalı bir çalışmanız var mı? Bir projeniz var mı? Ya da yapılan bu yollar böyle bir projenin ilk adımı mıdır? Şöyle söyleyelim, son söylediğinizde yapılan bu yollar yayla turizminin önünü açacak yollardır. Muhakkak işte bizler nasıl burada birçok arkadaşımız belki ilk kez buraya gelme imkanı buldu. Biz inanıyoruz ki birileri buralara gelecek, buraları keşfedecek ve burada da o bahsetmiş olduğunuz yayla turizmine ait yatırımlar yapılacak ve yapılması gerekiyor. Gerçekten buralar hem yaşanmaya, hem görülmeye, hem de kullanmaya değer yerler. Sizin düşündüğünüz bir proje var mı efendim? Tabii biz direkt belediye olarak böyle bir şeyimiz yok. Ama ihtiyaç halinde bu bölgelerde de tesis yapabiliriz. Belediyenin imkanları ölçüsünde. Mevzuat çerçevesinde. Yolu açacağız. Bakın, açılmamış yolu aça aça gideceğiz. Hep beraber. Değil mi? Evet. Bu burası aşağıda şey yapabiliriz. Tamam. Yaparız.